Bursa İstanbul yükselişi açıklamak için Özden Bayraktar Gökşen. Gidelim ALB Menkul Değerleri. Enver Erken olacak karşımızda. Enver, iyi geceler. İyi geceler Barış. Kurla başlayalım. Borsa İstanbul %2,5 yukarıya giderken dolar TL'de böyle belirgin bir düşüş göremiyoruz Enver. Yani sanki yerinde duruyor gibi. 2.16.40 seviyelerinde biz programa başlarken oradaydı. Bu dolardaki katılığı mı diyeceğiz artık? Neye bağlıyorsun ve bu buralarda duracak mı, düşmeyecek mi? Evet Barış, bugün piyasaların gözü Amerika'dan gelecek olan TÜFE verilerindeydi. Ve TÜFE verileri öncesinde dolar TL'de kısmi bir gevşeme aslında gördük. Bir ara 2.16 seviyesinin aşağısına doğru bir gerileme vardı iç piyasadaki iyimserliğe paralel olarak. Fakat TÜFE verilerinden sonra tekrardan kayıpların telafi edildiğini gördük. Amerika TÜFE verileri beklentiye paralel olarak geldi. Konut piyasası verilerine baktığımızda ise beklentiden olumlu geldiğini gördük. Genel anlamda Amerikan verileri sonrasında dolardaki değerlenmeye bağlı olarak dolar TL'de de yukarı hareket yeniden etkili oldu ve 2.16.50 seviyelerine doğru tekrardan toparlandığını görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman yarın açıklanacak FED tutanakları elbette önemli. Burada özellikle FED'in faiz tartışmalarında nerede olduğunu göreceğiz. O bakımdan tutanaklardan gelecek satır başları oldukça önemli. Eğer ki piyasada dolar lehine hareketler oluşursa bu gelişmekte olan ülke piyasalarının biraz canını sıkabilir. Buna bağlı olarak dolar TL'de 2.16.50 üzerinde tutunma yeniden 2.17.50 seviyelerine doğru bir yükseliş görebiliriz. Eğer ki tutanaklardan gelecek satır başları gelişmekte olan ülke piyasalarında biraz rahatlama sağlarsa bu durumda dolar TL paritesinde izlenmesi gereken olan destek seviyeleri 2.15.65 ve 2.15.30 olarak görünüyor. Enver, bir de euro dolar paritesine bakalım. 1.33 onlara kadar geldik bugün. Oradaki düşüşü neye bağlıyorsun? Euro dolar belki uzun süredir görmediğimiz kadar aşağılara geldi. Evet Barış, Euro dolarda zayıf seyir aslında sürekli olarak vardı fakat Euro doların aşağıdaki destek seviyelerini bir türlü kıramadığını, tekrar yukarı yönlü tepki verdiğini görüyorduk. Bugün açıklanan veriler sonrasında 1.33.25 seviyesi aşağısında kalıcılık sağladığını gördük Euro doların. Euro dolarda bu açıdan uzun vadeli düşen trend hareketinin yeniden güçlendiğini görüyoruz. Buralarda kalırsa da Euro dolar 1.32.70 ve 1.31.90 seviyelerini hedeflenebileceğini görüyoruz. Elbette Euro'daki zayıflık da bunda ana etmenlerden bir tanesi. Bu bakımdan yarınki FED tutanaklarının yanı sıra Jackson Hole konuşmaları, Cuma günü olacak Yellen konuşması ve aynı zamanda Draghi konuşması Euro dolar için oldukça önem taşıyor. Şu anki seyre baktığımızda 33.75 seviyesi yukarıda önemli bir direnç noktası. Euro dolar paritesi de 1.33.75 seviyesi aşağısında kaldığı sürece aşağı yönlü eğilimini koruyabilir şeklinde düşünüyoruz. Enver, bir de altını senden rica edelim. 1.300 dolar altında işlem görmeye devam ediyor altının onsu. Ne dersin, altındaki bu hareket 1.300'ün altına devam eder mi? Tabii ki piyasalarda dolar lehine olan hareketler ve aynı zamanda jeopolitik risk unsurunun da hafiflemesiyle beraber altına olan talebin yeniden gerilediğini görüyoruz. Bu da altında yeniden bir gerilemeye yol açtı. 1.300 seviyesi dün korunuyordu. Bugün altın 1.298 desteğini aşağı yönlü kırdı Amerika verileri sonrasında. Şu anki seyre baktığımızda FED tutanakları öncesinde dolar lehine oluşan hareketlerle beraber altında ilk destek noktasını 1.292 olduğunu görüyoruz. 1.292 seviyesinde aşağı yönlü kırılması halinde 1.283 desteği izlenebilir. Şu an 1.298 artık bir direnç noktası halini almış durumda. Altında yeniden anlamlı yükselişler görmek için 1.298 seviyesi üzerinde tutunma gerekiyor. Enver Erkan, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Hem altın hem euro dolar hem de dolar TL'yi bizlere yorumladı. ALB Menkul Değerleri kolay gelsin diyelim. Yeniden Özden Bayraktar Gökşen.